Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi TYT Problematics kitabından sorular çözeceğim. Sorularla sizi biraz zorlamayı düşünüyorum. Ama tabii ki öncesinde biraz da olsa konu anlatımını vermekte fayda var. Arkasından da güzel yeni nesil sorularımızı çözeceğiz. Müzik Öncelikle konu özetini ufaktan yapacağım ve arkasından Problematics kitabımızdan seçtiğimiz güzel soruları çözeceğiz. Gerçekten önemli bir ders. 10 soru varsa 8'i özellikle bu dersten çıkacak. O yüzden sizin için tam hap kıvamında bir ders olduğu düşünülebilir. Şimdi oran orantı nedir? Ee, bu konuya başlamadan önce oran nedir diyeceğiz. A'nın B'ye oranına... Burada gösterdik arkadaşlar. Bir oran denir ama burada ne olması gerekiyor? B'nin sıfırdan farklı olması gerekiyor. Çünkü 3 bölü 0 bilindiği üzere tanımsızdır. Yazayım buraya hemen. Yani sayı bölü 0 tanımsızdır. O yüzden paydada 0 olmamasına dikkat edeceğiz. Daha sonra eğer ortada bir tane eşitlik varsa ben de buna ne diyorum? Orantı. Yani A bölü B eşittir. C bölü D. Aynı zamanda bu neye eşitmiş? K'ya eşitmiş. K burada benim orantı sabitim hemen yazayım. Orantı sabiti. Burada da bakılacak olursa A bölü B, C bölü D'ye eşit olduğu için burada bir denklem var. Denklemin kendisine de orantı diyorum. Yani sayının misal ne diyelim 5 bölü 10 diyelim bu bir orandır. Eğer bunu götürüp X bölü Y'ye eşitlerseniz ortada bir eşitlik varsa bir denklemdir bu. Ve ben buradan bir orantı elde ederim. Devam edilecek olursa oran orantıda olmazsa olmaz hatta bana kalırsa en önemli kural nedir diyecek olursanız eğer yukarıları bu, sayı, bu ifadeyi yukarıları kendi arasında toplarsak veya çıkartırsak bununla birlikte aşağıları da kendi arasında toplar çıkartırsak orantı değişmez. Yani buradan oranımız neydi? Orantı sabitimiz kaydı. Tekrar kalmaya devam etti. Veya daha coşkulu bir gerçekçilikle söyleyecek olursak A bölü B'yi ne yapalım? Bir sayı ile genişletelim. Misal ne yaptık? 2 ile genişlettik. Buradan ne oldu? 2 A'ya 2 B. Burayı da eksi 3 ile genişletelim. Eksi 3'e eksi 3 de oldu. Yukarıları kendi arasında aşağıları kendi arasında toplayacak olursak tekrar orantı sabitimiz değişmez. Başlangıçtaki orantı sabitimiz neydi? K mıydı? O zaman yukarıları kendi arasında topluyorum. 2 A eksi 3'e bölü 2B eksi 3'te panik yok arkadaşlar. Bunca şeyi yapmamıza rağmen orantı sabitimiz tekrar kalmaya devam etti. Ve geçelim diğer sayfamıza. Bu benim için çok önemlidir Lütfen bunu not almayı unutmayın. Hatta bana kalırsa oran orantıda bilmeniz gereken tek yegane şey budur. Geçelim diğerine. Evet. Oran orantının güzel bir sorusuyla devam edelim. Bakıyorum buraya. D eşittir. D neyi gösteriyormuş? Domates. Arkasından buradan S neymiş? Salatalık. M dediğimiz şey mısır. F dediğimiz şey fasulye. A dediğimiz şey ay çekirdeği. B dediğimiz şey de bamyaymış. Kendi aralarında böyle bir oran var. D eşittir. S eşittir. 4M. 3F. 4A. 6B. Şimdi bakın. Burada ufak bir trik yapacağız. Ne yapacağız? Buradaki katsayıların ekoklarını alıyorum. 4 3 4 6. Bunların en küçük ortak katı kaçtır? 12. Hepsini 12k'ya eşitliyorum. Burada aslında bölüm durumunda olmadığı için ters orantı vardır. Ters orantıda ekok alınır. Aldım ekokunu dediğim gibi 4 3 4 6'nın kokunu alacak olursak burada ne elde ettik? 12 elde ettik. O zaman bunların hepsini 12k'ya eşitledik ve devam ediyorum. O zaman D buradan kaç K geldi? 12K. Devam edelim. S eşittir 12K. Devamında 4 M eşittir 12K diyecek olursanız M'yi buradan 3K. Arkasından F 4K. Buradan tekrar 3K ve tekrar tekrar demeyelim de 2K diyelim. Bakılacak olursa bunların hepsinin toplamı bana neyi verecek? Dairesel bir grafikte gösterildiğinde domates ve salatalık ekilmeyen bölümlerin merkez açılarının toplamı kaç derece olur? O zaman ben bunları 12K demek yerine ne diyebilirdim? 12 alfa. Bir 12 alfa daha burada. Arkasından 3 4'ü topladık. 7, 10, 12K. Yani 12 alfa da burada. Eğer biz burada ne yapıyoruz? Dairesel bir grafik de mi gösteriyoruz? Arkadaşlar düşünün şuradan şuraya kadar kaç dereceydi? 360 derece. O halde ben ne yapayım? Burayı 360 dereceye eşitliyorum. Devamında toplayacak olursak 36 alfa eşittir 360'dan ben alfayı 10 derece buldum. Soru bana neyi soruyordu? Domates ve salatalık ekilmeyen, ekilmeyenleri toplamak yerine domates ve salatalık ekilenleri toplayacağım. Domates kaç kaydı? 12K mı? Biz bunu açı olduğu için 12 alfa. Salatalık da kaçtı? 12 alfa. O zaman ne dedik? 24 alfa eşittir 240. Ama Gelin görün ki bu nedir ekilendir. Bizim ne yapmamız gerekiyor? 360'tan çıkartarak 240'ı buradan 120 cevabını buluruz. Çünkü bize ekilmeyeni soruyordu. Ve geçiyorum. Benim en önemsediğim soru. Bakın oran orantıda gerçekten bir şeyi ezberlemek istiyorsanız ve gün sonunda ben bir şey öğrendim diyorsanız o bu olsun. Bu olsun. Şimdi ne demiş? A bölü D, B bölü B, B bölü E, C bölü F eşittir K olmak üzere. Bakılacak olursa bunların hepsinin orantı sabitinin K olduğunu görüyorum. A yine ile genişletmiş? 8 de mi? Eğer sonuç arkadaşlar bakın sonucu kaç eşit demiş? 2K'ya mı? Ben o zaman ne yapacağım dostlarım? 2K olması için hepsini 2 ile genişleteceğim. Aman Allah'ım gerçekten inanılmaz güzel bir soru. Hemen bakın burayı 2 ile genişlettim. 2 ile genişlettim. 2 ile genişlettim. Ve bunları ne oldu o zaman? O zaman ne oldu arkadaşım? K ile 2 ile genişlettim. Yani yukarıların hepsini 2 ile çarptık. Şimdi gelelim buraya. Eğer yukarıları toplarsam yani misal 2A artı 2B artı 2C bölü D artı E artı F tekrar 2K olmak zorunda. Ama siz bunları genişletirseniz tekrar toplarsanız sonuç değişmez. Bakıyorum. Burada ne yapmış arkadaşımız? <laughs> Bakılacak olursa A bölü D. 2 A bölü D mi vardı elimizde? 8 mi olması için istiyorum? O zaman 4 ile genişlettim burayı. Yani buradan ne oldu? 8 A bölü 4 de. Devam ediyorum. 2 ediyor. O zaman 2 ile genişletelim. Sizinle şöyle eşittir diyeyim. Görmeniz için sonrasında toplayacağım yukarıları. Ama şu an görmeniz için 2'ye elde etmek için 2 ile genişlettim. 4B bölü 2. Devam edelim. 4C diyor arkadaşlar. 2 ile genişletecek olursak o zaman 4C bölü 2F oldu. Bakalım. Şimdi bu oran tekrar nedir? 2K'dır. Yukarıları kendi arasında toplarsam sonuç değişmez. Hemen topluyorum arkadaşlar. 8A artı 4B artı 4C bölü bölü 4D artı 2 e artı 2F ve tekrar 2K. Gelin sizinle bir yapboz oyunu oynayalım. Ne demek bu? 8A. Evet 8A burada ND diyor. Yani burasının ne olması gerekiyor? 4D mi olması gerekiyor? Burasının 4D olması için ben getiriyorum. N'e 4'ümü veriyorum. Devam edelim yapboz oyunumuza. 4B 2'ye mi diyor arkadaşlar? Bakın 4B 2 2'ye burada o zaman yukarının 4B mi olması gerekiyor? M'yi de buradan kaç bulduk? 4. Ve devam ediyorum sonuncusuna. 4C eksi 2F arkadaşlar. Bakın eksi KF diyor. O zaman F'nin katsayısı artı 2. Yukarıda da eksi K. Eksi K eşittir 2 derseniz buradan K'yı eksi 2 bulursunuz. Soru bizden ne diyor? M artı N artı K topla 4 artı 4. Eksi 2'den cevabımız Ceyhan olur. Ve geçelim diğer sorumuza. Aslında bunu biraz daha nasıl desem konu anlatımı şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada bakılacak olursa neyimiz var? İki çokluktan biri artarken diğeri azalıyorsa veya biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu iki çokluk ters orantılıdır denir. Bakın ne olmuş grafiğimiz buradan buraya azalmış. Eğer şu şekilde azalırsa ben tekrar ne diyorum buna ters orantılıdır. Aritmetik ortalamaya bakılacak olursa burada ne diyeceğiz? Aritmetik ortalama en sayıda sayının toplamı bölü en. Geometrik ortalamada en tane sayının çarpımı kökün derecesi de ne olmalı? N olmalı. Yani bakın aritmatik ortalama ile geometrik ortalamaya gelecek olursak ufaktan minik bir örnek verelim. X1 artı X2 artı X3 3 tane sayının bu aritmatik ortalamasıdır. Yazıyorum aritmatik ortalaması. Geometrik ortalamadaysa bu sayıları çarpacağım. X1 çarpı X2 çarpı X3 kökün derecesi de kaçtır? 3'tür. O halde, o halde arkadaşlarım, o halde bunların grafiğine bakılacak olursa Doğru orantı nedir arkadaşlar? Artış var. Y eşittir k bölü x şeklinde ne diyebiliriz biz? Y bölü x eşittir k diyebilirim. Bakın. Y bölü x eşittir k dedikten sonra x'i diğer tarafa nasıl atabilirim? Çarpım olarak atabilirim. Çarpım olarak atacak olursak y eşittir kx oldu. Yani aynı şeyi elde ettim. Ve artan bir grafik veya şöyle de olabilirdi. Geçecek olursak. Evet sorumuza bunların ışığında doğru orantı ve ters orantıyla biz bu soruya giriş yaptık arkadaşlar. Bakın gerçekten güzel bir soru. Bu güzel soruyu Problematics kitabından aldım. Sizde de önerim. güzel sorular var. Ben de hoca olarak gerçekten güzel sorularla karşılaştım. Şimdi bakalım bu soruyu yapmaya. Yani bu soru ah bu soru gerçekten güzel bir e, dikkat sorusu. O halde kontrollü bir şekilde okuyalım ve verileri düzgün bir şekilde yerleştirelim. Bu soru öyle bir soru. Şimdi bakalım. Bir yayınevi kitap yazımında kullanılacak sorulara zorluk derecesine göre 1 numara kolay, 2 numara orta ve 3 numara zor soru olarak numaralandırmıştır. Yani kolaylığına göre 1 2 3 arkadaşlar, en zoru 3. <laughs> Bu sorulara soru başı ücret soru numarası ile doğru orantılıdır. Yani diyelim şöyle diyelim arkadaşlar, ne kadar fazla soru yazarsanız o kadar fazla para alıyorsunuz. Bir kitapta bulunacak kolay, orta ve zor sayıları ise Soru numaralarıyla ters orantılıdır. Şimdi bakın bulunacak soru sayısı ters orantılıysa şöyle diyebilirim basitçe 1a eşittir 2b eşittir 3c. Buradan ücretleri bulmak için arkadaşlar gelelim gelelim ee, ters orantılıdır diyor bulunacak soru sayısı. O zaman 1A eşittir 2B eşittir 3C dedikten sonra bunları ne yapalım? 6 tane soru olsun misal. 6S'yi eşitleyelim. O zaman arkadaşlar bakılacak olursa C en zoru muydu? Buradan 2S tane soru. Devam edecek olursak 4S tane soru ve buradan da 6S tane soru. Ama ödenecek paralara gelecek olursak burada da ne vardı? Doğru orantı yani tekrarlayayım isterseniz 1, 2, 3 mü? Doğru orantı mı var? Buradan P para. Buradan 2P para. Buradan da 3P para. Bakın doğru orantı olunca ne oluyor? Artan bir grafik çiziyor. Ama ters orantı olunca burada ne dedik? Kolaydan daha mı fazla vardı? O zaman 6S soru var. 4S soru var. 2S soru var. Haydi soruya geri dönelim. 2200 tane sorudan oluşan bir soru bankası için Bakın 2200 tane soru. Hemen soru sayılarını bulabilirim. Kaç para ödüyormuş? 18.000 TL ücret ödediğine göre bir adet zor soru için yazara kaç TL ödemiştir? 2200 tane soru diyor. Hemen yapalım. Soru sayısına ne demiştik? 6S artı 4S artı 2S. Toplayacak olursak bunlar bize kaçı verdi arkadaşlar? Hemen soru sayım pardon soru sayımızı aynen buradan çekmiştik. 6S şurası 3S olması gerekir. 3S, 11S oldu arkadaşlar. Şunu düzelttim hemen. Çünkü 6 eşit demek için. Hemen düzelteyim tekrar bakın. B buradan kaç S olması gerekir? 3S, burası 2S ve burası da 6S. Bunları toplayacak olursak bu da bize kaçı verdi? 11S'yi verdi. Eşittir ne dedim? 2.200. 11'e böldüm. S eşittir 20 oldu. Yani bakılacak olursa şöyle hemen. Burada ne demiş? En kolay sorudan o zaman kaç tane soru var? 120. Bir sonrakinden arkadaşlar kaç soru var? 60. S'ye 20 verdim. 40 tane soru. Bunları not alalım. Ve gelelim fiyatlarını belirlemeye. P demiştik. 1 para, 2 para, 3 para. O zaman arkadaşlar kolay soruya 120 120 tane soru. Bir tane soru P'ydi. Çarptım. 120 P. Artı diyorum. 60 tane sorum vardı. İkinci soru orta zorluktaydı. 2 P veriyordum. O zaman buradan da ne geldi tekrar? 120 P geldi. Devam edecek olursak 40 tane soru çözülecek. 40 tane soru vardı kitabımızda. 40 ile 3 P'yi çarptık. Buradan daha 120 P geldi. Bu ödenen para da kaça eşitti? 18.000 Hemen yazdım buraya. Soru biraz büyük olduğu için yerim sıkıştı arkadaşlar. Kusura bakmayın. 360 P eşittir diyorum. 18.000 Devam edecek olursak hemen sadeleştirdim. Sadeleştirdim. Ee, buradan ne oldu bakılacak olursa P'yi biz arkadaşlar 5 bulduk şöyle bir tane daha 3600 olması gerekiyordu sanırım 2200 dedik arkadaşlar şurası soru sayımız 2 o zaman şunlar ne oldu şöyle şöyle oldu arkasından da çarpınca 1200 1200 dersek 1200 1200 1200 buradan aslında ne oldu 3600 oldu şöyle bir daha yazayım soru şişti biraz kusura bakmayın 3600 P oldu. Bir tane P'nin kaç olduğunu buldum. 5. Arkasından devam ediyorum. Zor soru için arkadaşlar kaç para veriyorduk? 3 tane P veriyorduk. O zaman cevabımız 15 oldu. Ufaktan dilerseniz soru biraz sağlam bir soruydu. Ufaktan bir tekrarlayayım. Sorunun kritik noktalarına değinecek olursak eminim ki anlayacaksınız. Bir yayın evi kitap yazımında ne demişti arkadaşlar? Zorluk derecesine göre numara veriyor. Yani kolay olana 1 numara, orta olana 2 numara, Zor olanı da 3 numara diyor. Arkadaşlar kitap çok hantal olmasın diye kolaydan daha fazla koyuyor değil mi? Ters orantı soru. Bakın sorulara verilen ücret soru numarası ile doğru orantılı. Yani zor soruya fazla para veriyor ama kitapta bulunacak kolay, orta ve zor sayıları ise soru numaraları ile ters orantılıdır. Yani buradan da ne olduğunu anladınız siz. Şimdi sevgili arkadaşlar Geçelim sayı problemlerine. Sayı problemlerinin öncelikle anlaşılabilmesi için bizim yapmamız gereken olmazsa olmamız, olmaz şeyimiz problemleri biraz ayıralım, kategorize edelim. Sayı problemlerinde genel olarak neler çıkıyor? Ben size ufak mini sorularla konu anlatımını yapacağım ve sizin de çözmeniz rahatlaşacak. Şimdi sayı problemleri birkaç baş, başlık altında toplanabilir ne denilebilir? Basamak problemleri, kuyruk problemleri, rakam problemleri. Biz öncelikle en fazla çıkanları burada sizin için kategorize edelim. Ve sizin kitaplarda çözebilmeniz daha rahat olsun. Özellikle Problematics kitabını çözerken sizin için çok daha rahat olacak. Ve eminim ki arkasında denemelerimiz var. Denemelerde çok daha fazla soru çözeceksiniz. Haydi başlayalım. Şimdi basamak problemlerinde ne yapılır? Eğer ikişer ikişer çıkıp üçer üçer iniyorsanız 2 ile 3'ün ekokunu alın. Ekok dedik. Buradan ne oldu basamak problemimiz? Ekokunu alacak olursak 6 oldu. Merdivenin sayısına, merdivenin basamak sayısı Merdiven Basamak sayısı 6x oldu. O halde bakın. 2'şer 2'şer mi çıkıyor? 6x bölü 2'den 3x adım. Devam edelim. 3'er 3'er iniyor. O zaman 6x bölü 3'den 2x adım. Toplam kaç adımdı? 50 adım. Toplayalım hemen. 3x artı 2x eşittir 50. x eşittir 10. Kaç basamaklıdır soruyor? Ne demiştik? Başta 6 istemiştik. O zaman cevabımız kaç oldu? 60. Basamak problemini özetledik. Geçelim. Diğer problem çeşidimiz sıra problemleri. Bakalım. Bu da çok yaygın bir şekilde çıkıyor. O, o anlamda önemli. Arkadaşlar soyut olmasın diye size özellikle soru tiplerinden böyle kolay olanları aldım. Daha sonra Problematics kitabımızdan güzel sorulara geçeceğiz. Başlıyorum. Bir sınıftaki bir sınıfta öğrenciler sıralara şimdi biz burada ne eksilecek olursak sıra sayısı x olsun. Sıra sayısı x olsun. Arkadaşlar şu an bitti. Bakın. Sıralar üçerli oturunca 5 öğrenci ayakta kalıyor. Yani sıra 1, sıra 2, sıra 3, sıra 4. Burada ne oluyor? x tane sıra var. Yani kaç oturuyor? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E bakın arkadaşlar iki tane sıra varsa 3'e x'i çarparsam ben burada ne elde ederim? 3 x elde ederim. 3 x insan var ama ne oldu? 5 öğrenci de ayakta artı 5. Ne diyelim? Sınıf mevcutu. 3 x artı 5 beş oldu. 5 oturunca bakalım arkadaşlar şöyle düşünün. 5 mi oturuyoruz? Bu sefer 1, 2, 3, 4, 5. Devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oturunca da 2 sıra boş kalıyor ama bir sırada da bakın şunda bir tane bir sıra var. Burada sadece 2 tane insan var. Eğer burada sadece 2 tane insan varsa aslında... Beşerli oturulan sıra sayısı 2 sıra boş kaldı. Buraya da 2 öğrenci oturduğu için. Yani 3 tane sıra dışındakilere beşerli oturuluyor. O zaman sınıf mevcutu buradan ne olur? X eksi 3 çarpı 5 ama ne var? Artı 2 var. Şimdi bunları düzenleyelim hemen. Bakılacak olursa attık bu tarafa arkadaşlar. Buradan 2x eksi 13 attım diğer tarafa 18 ise x eşittir 9 olur. Soru bizden neyi soruyor? Sınıf mevcutunu. Sınıf mevcutuna ne demiştim? 3x artı 5 getirip yerine yazdım. 27 artı 5'ten 32. Ve geçelim diğer sorumuza. Daha doğrusu diğer soru tipimize. Burada ne var? Kuyruk problemleri. Şimdi kuyruk problemlerine bakalım neler oluyor. Bir gişe kuyruğunda Kerem baştan 8. Kaan soldan 15.'tir. Aralarında 5 kişi olduğuna göre kuyruktaki maksimum ve minimum kişi sayıları kaçtır? Bakın sorulan bu soru tiplerinde ne çıkıyor karşıma? Maksimum ve minimum kişi sayıları. O halde maksimum olması için çok kolay. Şöyle yapalım. Baş diyelim. Burası da son olsun. Aralarında 5 kişi. Kerem baştan 8. mi? Kerem'i koyduk buraya arkadaşlar. Buradan buraya. Kerem'le birlikte 8 kişi var. 8. Kaan sondan 15. Kaan'ı da buraya koyduk. Kaan'la birlikte arkadaşlar sondan itibaren 15 kişi var. Aralarında da 5. 1, 2, 3, 4, 5. Topladık. 5 ile 15'i topladık. 20, 28 oldu. Yani maksimum bulmak dediğim gibi bu tip sorularda kolay. Hadi gelin minimuma. Minimuma gelecek olursak burada birbirlerini geçmeleri gerekir. Yani geçecekler birbirlerini. O zaman tekrar yapalım burada. Baş, sol. Hemen geçsin birbirlerini bakalım neler oluyor. <laughs> Kaan ne demiştik arkadaşlar? Kerem baştan 8. Kerem'i buraya koyduk. Arkasından da sorunun kritik tarafı geldi. Ne diyor? <laughs> ne diyor? Kaan sondan 15.'dir. Gelelim buraya. Hop geldi buraya Kaan. Kaan buraya yerleşti. Yani başa daha yakın olduğu zaman minimum olacak. Ne demiştik arkadaşlar? Aralarında kaç kişi var? Tekrar 5 kişi mi var? 1, 2, 3, 4, 5. Kaan arkadaşlar ne dedik? Sondan 15. 15. Şimdi bakın. Kerem baştan kaçıncıydı? 8. mi? Kerem'in önünde 7 kişi olmalı. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve sadece 1 kişi var. O zaman Kaan sondan 15. ise önünde 1 kişi var ve toplamda da 16 kişi oldu. Yani minimum değerimiz 16 bulmuş olduk. Evet, gelelim arkadaşlar numaralandırma problemlerine. Bir kitabın sayfaları numaralandırılırken 255 rakam kullanıldığına göre bu kitap kaç sayfadır? Hemen yapıyorum. Örneğin bir kitabımız var. Sayma işlemi kaçla başlar? ile O halde ben ne diyorum? Sayma sayılarının ilk elemanı hatta 1'dir. Şimdi bakın 1, 2, 3 kaça kadar gidiyor? 9'a kadar gidiyor. 9'a kadar gidecek olursa buradan 9 tane rakam kullanıldı. Devam edelim. Başlıyorum. 10, 11 kaça kadar? 99'a kadar. Arkadaşlar 99'dan 10'a kadar kaç tane sayı var? 99'dan 10'u çıkartın. 89 bir ekleyin. Her ikisi de dahil olduğu için 90. Ama her biri için ne yapılacak? 2 tane rakam kullanıyor. 1, 0, 1, 1. O halde 2 ile çarptım. Buradan da ne oldu? 180 rakam geldi. Şimdi gelin bunları toplayalım. Bunları toplayacak olursak ne oldu? 180 9 tane rakam. 255'ten çıkartalım. Buradan ne geldi bize? 6. 4 kalmıştı. Buradan da 6. Buradan da zaten 1 kalmıştı. Birden biri çıkardık. 0 oldu. 66 ile arkadaşlar. Şimdi geldik 3 basamakları mı? 100. 3 tane rakam. 101. 3 tane rakam. 102 3 tane rakam o zaman ne yapalım 66'yı 3'e böldük ve kaç oldu 22 oldu. Bakın arkadaşlar eğer elinizde bir tane 3 varsa neyi oluşturursunuz siz 100'ü. 2 tane 3 varsa ne olur 101 olur. 3 tane olunca hep 1-102 22 varsa arkadaşlar buradan cevabımız 121 olur. Ve gelelim, gelelim Problematics. kitabımızdan sayı problemlerinden seçtiğim güzel bir soruya. Bu soru gerçekten mühim bir soru. Ee, çok fazla karşıma çıkıyor. Esra elinde bulunan şekerleri dörderli ve altışarlı olmak üzere gruplara ayırarak paketliyor. Başlangıçta altışarlı paket sayısı dörderli paket sayısının iki katıdır. Yani dörderli paket sayımıza x dersek altışarlı paket sayımız 2x. Daha sonra paketleri kontrol ettiğinde dörderli paketlerden 3 tanesinin yırtık olduğunu görüyor. Şimdi dörderli paketlerden 3 tanesi yırtık o zaman x eksi 3'e düştü. Bu paketteki şekerli tümü, şekerlerin tümünü bazı dörderli paketlerin içine ikişer tane yani bir tane paket düşünün. İçinde 4 tane şeker var. 1, 2, 3, 4. Bu 3 tanesi yırtıktı ya arkadaşlar. Alıp buraya ekliyor ekleyerek onları altılı hale getiriyor. Bakın eklemeli altılı. Son durumda altılı paket sayısı dörtlü paket sayısının altı katı oluyor. Buna göre başlangıçta Esra'nın kaç tane şekeri vardır? Şimdi bakın arkadaşlarım. Burada ne yaptık? Dörderli paketlerden üç tanesi yırtıksa dört çarpı üçten on ikiyi elde ettik. Devamında da şöyle diyorum. Getirip burada yerlerine yazınca ne olacak? Bakın. Şimdi paketimiz arkadaşlar burada dörtlüydü. Bu dört tanesinin yanına neyi koyduk? İki tane mi koyduk? İki tane koyacağımız zaman da bu bize neyi verdi? Altılı paketi verdi. O halde biz kaç tane dörtlü pakete altılıya çevireceğiz diye bakıyoruz. Elimizde ne vardı? 12 tane vardı. O zaman 12'yi ikiye bölecek olursanız. 6 tane dörtlü paket dörtlü paket altılı oldu. Yani bu ne demektir? Artık buradan siz 6 tane daha çıkartacaksınız. O halde buraya 6 ekleyeceksiniz. Son durumda ne diyor? 6'lı paket sayısı hemen yazayım arkadaşlar. Yani 2x artı 6 6'lı paket sayısı 4'lü paket sayısının 6 katı oluyor. 4 çarpı x eksi 9 hemen buradan dağıtacak olursak 4x 36 30 x eşittir 15 geldi. Başlangıç kaç tane şekeri vardı? Arkadaşlar 6'lıya 2x paket. Buraya da x paket demiştik. 15'ten 30. Buradan da 15 var. 15'te 4'ü çarparsak 60 şeker. 30'la 6'yı çarparsak 15 dedik arkadaşlar. Aynen 30'la 6'yı çarparsak 180 toplayacak olursak bize 240 şekeri verdi. Fatma <laughs> zayıflamak için araştırdı spor salonlarından iki tanesini beğeniyor. Evi ise bu iki spor salonundan spor salonunun arasında bir yerdedir. Arasında bir yerde. Yani ne olsun spor salonu bir, spor salonu iki, ev de buralarda bir yerde. Spor salonunun fiyatı ve ulaşım ile <laughs> ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Bakıyorum. Birinci spor salonunun günlük ücreti 20 TL. Tamam. <laughs> Verilenleri yazayım. İkinci spor salonunun fiyatı günlük 40 TL'dir. Okey. 40 TL. İki spor salonu arasındaki uzaklık 27,5 kilometredir. İki spor salonu da evinden arabayla gidip arabayla dönecektir. Arabası kilometrede 80 kuruş yakmaktadır. 80 kuruş arkadaşlar burada her şey TL olarak verildiği için benim de bunu TL'ye çevirmem gerekir. 0,8 TL. Yaptığı hesap sonunda evinden araba ile gidip arabayla geri döndüğünde iki spor salonunda maliyete aynı paraya gelmektedir. Arkadaşlar bu ucuz olmasına rağmen aynı maliyete geldiğine göre demek ki evi buraya uzun ki kilometrede çok yakıyor. Buraya da yakın ki ne olacak? Pahalı olmasına rağmen bununla aynı fiyata gelmiş oluyor. Ama arabayla gidip geri dönmesi burada kritik. Yani gidiyorsa bir de geri dönüşte de para harcıyor. Şimdi bakın buna göre Fatma'nın evinin birinci spor salonu uzaktı. Buraya o zaman ne diyelim? x tamamı neydi? 27,5 kilometre miydi? İki spor salonu arasındaki uzaklık. O zaman burası ne oldu? 27,5 eksi x. Haydi gelin sizinle soruyu çözelim. Eğer buradan buraya gidiyorsa x gidip x geri dönüyor. 2x diyorum. Aynı zamanda bunu neyle çarpıyorum? 0,8'de çarptık. Artı diyorum 20 TL'de verdi. Devam edelim arkadaşlar. Buradan buraya giderken 27,5 eksi x hem gidiyor arkadaşlar hem de dönüyor. 2 ile çarptım. Bitmedi. Bir de bunu ne ile çarptım? 0.8 artı diyorum. Buraya ödeyeceği para da kaçtı? 40 TL. Devam edelim. Ben soru rahatlasın diye hepsini 10 ile genişleteceğim. Bakın. 10 ile genişlettim. Burası kaç oldu? 8 oldu. 8 ile x'i çarptım. 16 x. 10 ile 2'yi çarptım. 200. Devam ediyorum. 2 ile 27.5'ü çarptım arkadaşlar. 55 oldu. Şunu hemen yazayım. 55 eksi 2x 10 ile çarptım. Burası 10 ile 0.8'i çarpayım. Burası 8 olsun. 8 ile 55'i çarptım. 440. Arkasından 8 ile 2x'i çarptım. Eksi 16x artı 40 değil. 400 oldu. Çünkü hepsini 16 ile 10 ile çarpıyorum. 10 ile şunla çarpınca şurayı 8 yaptım. Bir de burayı 8 yaptım. İşim kolaylaştı. Şimdi bakın 16x'i diğer tarafa attım. Bu bana kaç verdi? 32x'i mi verdi? 32x eşittir. Hemen yapalım. Şurada ne kaldı? 200. 640 oldu. X'i buradan 640'ı 32'ye bölecek olursak 20 elde ettik. Soru bize neyi soruyor? Fatma'nın evinin birinci spor salonu uzaklığı kaç kilometredir? 20. Devam ediyorum. Merve'nin bir teknoloji marketinden almayı düşündüğü ürünler fiyatlarıyla birlikte yukarıda verilmiştir. Merve bu ürünlerin fiyatlarını hesap makinesiyle toplarken hata yapmış ve sonucu 2980 TL bulmuştur. Buna göre Merve fiyatlardan birini iki kere toplamış olabilir mi? Üç fiyattan birini eklemeyi unutmuş olabilir mi? Fiyatlardan birinin son basamandaki rakamı yazmamış olabilir mi? Bunları araştıracağız. Şimdi burada bu soruya yaklaşırken şöyle dememiz gerekiyor arkadaşlar hata yapmış olabilir diyor. Yani ne olacak? 2980 TL'yi acaba bunlarla hata yaparak elde edebilir miyiz? Şimdi buradaki üçüncü şık aslında bana bayağı bir ipucu veriyor. Soru yazan kişi gerçekten güzel yazmış. Fiyatlardan birini iki kere toplamıştır diyor. Bakalım. Bakalım öyle mi? Ne olabilir acaba? 2400. İki kere toplasın. 400. Buradan bir tane sıfırı yazmayı unutsun. 180. Arkadaşlar topladık. İnanılmaz bir şey oldu. Ve 2980 TL geldi. Bu olabilir. E zaten 180 TL nereden gelmişti? 1800'den bir tane sıfır unuttuk. 180 geldi. 3 de olur. 3 fiyattan birini eklemeyi unutmuştur diyor. Arkadaşlar ne yaparsanız yapın gelmez. Çünkü bunu unutsanız yani 0'ı da unutsanız burada hatta 580 olmuyor hiçbir şekilde. O yüzden cevabımız 13. Şimdi geçelim yeni nesil aynı zamanda değişkenlerin verildiği sorumuza. Çocukların ve torunlarının toplam sayısı 14 olan Hasan dedenin Ramazan Bayramı'nda elini öpen çocuklarına ve torunlarına dağıttığı paralarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Çocuklarına 100 TL, haliyle tabii ki büyükler arkadaşlar 10 yaşından büyük torunlara 12 yaşındaysa misal 10 veya 10 yaşından büyükse 50 TL 10 yaşından küçük. Misal 5 yaşındaysa 20 TL tabii ki küçük çocuğun ihtiyaçları biraz daha az olabilir. Torun ve çocuklarına toplam 560 TL ödemiştir. Ama ne soruyor soru bizden? Hasan dedenin en çok kaç torunu vardır? Eğer torun sayısını arttırmak istiyorsanız öncelikle çocuk sayısını ve Çocuk sayısını azaltmanız gerekiyor. En az kaç çocuğu olabilir? Torunu da olacağına göre en az bir çocuğu olacak. O zaman devam edelim. Toplam sayımız kaçtı? 14 müydü? Torunlarımızda kaç kişi oldu? 13 kişi oldu. Peki. Bunlarda ne soruyor? En fazla torun sayısını fazla yapabilmek için 560 TL'ye ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? 20 TL'lik parçalara ayırırsak daha fazla parça elde etmiş oluruz. O halde 10 yaşından küçük olan çocuklara x tane diyelim. 10 yaşından büyük olan torunlara da 10-x diyelim. Hadi gelelim toparlamaya. Şimdi bir tane çocuk var. Arkasından 10 yaşından küçük x tane torun var. Her birine kaç para veriyordu? 20. Devam edelim. Arkasından 10 yaşında ve 10 yaşından büyük kaç tane torunu var? 10 eksi x tane. 10 eksi x çarpı 50 diyorum. Bunların toplamları da bize kaçı vermeli arkadaşlar? 560. Bu arada bir tane çocuğu varsa çocuğuna kaç para veriyordu? 100. Buraya çarpı 100 dedim. Hadi gelin toplayalım şunları. Yüzü diğer tarafa attım. 460 geldi. Şurası ne verdi? 20x. Devam ediyorum. 50'yi çarptım. 500 eksi 50x eşittir 460 dedik. Devamında da arkadaşlar bakılacak olursa biz bunları yalnız bıraktık. Eksi 30x attık diğer tarafa. Buradan şunu buldum. X bir tam sayı çıkmıyor. X eğer bir tam sayı çıkmıyorsa demek ki ben ne diyeceğim? Bu iptal. Ve gelelim 2 tane çocuk olsun. 2 tane çocuk olursa ne olacak? 2 çarpı 100. Gene x tane torunumuz olsun. Torunlara kaç para veriyordu? Küçük torunlara 20. Arkasından eğer 2 tane çocuk varsa arkadaşlar toplamda kaç kişilerdi bunlar? Bakalım 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 bilinmektedir. Ne diyordu bize? 14 mü diyordu? O zaman ne olması gerekir? Geriye ne kaldı arkadaşlar? 12 eksi x kaldı. Yani çocuklarımız 2 kişi Ondan sonra 20 yaşında torun sayısı x. Totalde 14'e tamamlamak için burası da 12 eksi x oldu. O halde hemen 12 eksi x'i de getirip arkadaşlar 50 TL ile çarpalım ve tekrar kaç para olsun? 560 TL. Eğer ben buradan x'i tam sayı bulursam her şey yolunda. Bakalım çarptım buradan kaç oldu arkadaşlar? 200 dedik. Artı 20x. Arkasından çarptım 600 eksi 50x eşittir 560 oldu. E devamında kolay arkadaşlarım. Buradan 200 600 daha bize kaçı verdi? Arkadaşlar 400'ü verdi. Attık diğer tarafa. 30x eşittir. 240'tan x'i biz ne bulduk? Tam sayı bulduğumuzdan dolayı o zaman cevabımız ne olacak buradan? 2 tane çocuğu var. Arkasından da 12 tane torunu olmuş oldu. Galip gelen her takıma 3. Berabere kalan her takıma 1 puanın verildiği ve 4 takımın katıldığı bir futbol turnuvasında her takım birbirleriyle ikişer maç yapmıştır. Hmm, güzel. Bakın arkadaşlar, 4 tane takım var. Şöyle düşünün. A, B, C, D takımları. A takımı diğerleriyle kaç tane maç yapacak? 3 tane. Onlar da tekrar geldiler geri döndü. Yani şunu gibi düşünün. Bir kendisi aslında yapıyor bir de dış sahaya gidiyor. O zaman totalde ne olmuş oldu? Herhangi bir takım 6 tane maç yapmış oldu. Bunun formülü şu. Toplam maç sayısını bulacaksanız arkadaşlar n. Yani bir takım kendisi n tane takım varsa kendisi dışında n-1 takım vardır. Aynı zamanda en takım içinde aynı geçerli olduğundan dolayı bölü 2 dersiniz. Ama onlar da bu tarafa geliyor. O halde çarpı 2 dersiniz. 2'ler gitti. Toplam maç sayısını ben ne buldum? En çarpı n eksi 1. Bunu arkadaşlar tokalaşma sorusu gibi de düşünebilirsiniz. Eğer birisi sizinle tokalaşmışsa siz de o kişiyle tokalaşmış olduğunuzdan dolayı bölü 2 vardır. Ama burada ne diyor? Ne diyor arkadaşlarım? Her takım birbirleriyle şer maç yapmıştır. Yani siz oraya gidiyorsunuz onlar da size geliyor. O zaman formülümüz ne oldu? En çarpı N eksi 1. Devamında da ne diyorum? 4 takım mı takılıyor? 4 çarpı 3'ten 12 maç var. Total. Şimdi gelin soruları irdeleyelim. 4 maç bir berabere biterse takımların topladığı tüm puanların toplamı en fazla 32 olur. Bakın bu sorunun önemli bir inceliği var. Neden? Eğer A takımıyla B takımını karşılaştırdınız. A takımı yendi. B takımı da ne oldu? Yenildi. O zaman buradan toplam kaç puan gelir? 3 puan. Varsayalım ki, varsayalım ki A takımı ile B takımı berabere. Arkadaşlar berabereyse ise şöyle bir şey oluyor. 1 puan bu aldı, 1 puan bu aldı. Aslında bu maçtan çıkan toplam puan 2 puandır. Eğer eğer siz toplam puanın az olmasını istiyorsanız maçları berabere bitirmeniz gerekiyor. Eğer biraz daha fazla puan olsun istiyorsanız birisi kazansın diğeri kaybetsin. Sonuçta toplam kaç puan dağıtılmış oluyor? 3. Ama beraber olunca kaç puan dağıtılmış oluyor? 1 Bir artı 1'den 2. Devam edelim. 4 maç berabere biterse. Yani 4 maç berabere biterse 4 çarpı 2'den 8 puan geldi. Toplamda kaç tane maçımız vardı? 12. E 12'den 4 çıkartın geriye kaç maç kalır? 8 maç. Ben maksimum mu olmasını istiyorum? O halde Arkadaşlar benim ne yapmam gerekir? Bunu 3 ile çarpmam gerekir. Çünkü her maçta bir galip bir mağlup olacak. O zaman 8 çarpı 3'ten 24. Devamında da ne diyorum ben? 24 artı 8 yaptım. Toplam puanım gerçekten de kaç oldu? 32. Devam edelim. Turnuva boyunca toplam 10 maç yapılmıştır. Yalan. Formülümüz neydi? N çarpı N eksi 1'di. Onlar da bu tarafa geldiği için 4 tane takımımız var. O zaman 4 çarpı 3'ten 12 doğru cevap 12 bu yalan. Devam edelim. Bu takımlardan sadece biri tüm başlarını kazanırsa takımların topladığı tüm puanların toplamı en az 30 olur. Arkadaşlar şimdi diyelim ki A takımı. A takımı B ile yapacak, C ile yapacak, D ile yapacak. Aynı zamanda onlar geri dönecek. O zaman A takımı yani bir takım diyelim. Bu takım Fenerbahçe olabilir, Galatasaray olabilir. Fark etmez arkadaşlar. A takımımız 3 tane dışarıda gitti. 3 tane kendi sahasında yaptı. 6 maç. O zaman bunların hepsini kazanmış olursa 6 çarpı 3'ten bana 18 puan gelir. Devam edelim. Tüm puanların toplamının en az olmasını mı istiyorsunuz? E geriye kaç maç kaldı? Totalde 12 idi. 6 maç kaldı. Bunlar ne olsun berabere. Her berabere olan maçtan 2 puan gelirdi. O halde 6 çarpı 2 puan da buradan geldi. 12. 18 ile 12'yi topladım. Ve cevabım 30. Geçiyorum diğer soruma. Aa Diğer soru değil. Bu yaş problemleri sevgili arkadaşlar yaş problemlerinde gerçekten çok güzel sorular var. Problematics kitabında ben çok keyif aldım. Ee, biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz kendimizi zorlamamız gerekiyor. Ama soru ne kadar zor olursa olsun problem yok. Temel şey şudur. Yaş problemleri çözülürken en önemli kural kişiler arasındaki yaş farkının sabit olmasıdır. Varsayalım ki kardeşinizle veya annenizle aranızda yaş farkı var. Yıllar geçse de bu yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Siz her zaman annelerinizin, babalarınızın çocukları olmaya, küçük çocukları olmaya devam edersiniz. Devam edelim. Ve aynı zamanda en kişilik bir topluluğun şimdiki yaş ortalaması x olmak üzere a yıl sonra topluluğun yaş ortalaması x artı a. A yıl önce x eksi x eksi a. Diyelim ki yaş ortalamamız 50 mi? 5 yıl sonra kaç kişi olursa olsun fark etmez. 50 kişi olsun, 100 kişi olsun. 5 yıl sonra bunların yaşları ortalaması 55. 5 yıl önce 45. Burada verilmesi gereken birkaç şey daha var. Diyelim ki arkadaşlar yaşımız A olsun. X yıl sonra yaşımız ne olacak? X artı A. X yıl önce neydi? Buradan ne olacak? A eksi X olacak. Yani çıkartmanız gerekiyor. Burada temel mesele şudur. Aradaki yaş farkı hiçbir zaman değişmiyor. Haydi o zaman geçelim sorularımıza ve sorular üzerinden gerçekten daha iyi anlayacaksınız. Bakıyorum. 4 kişinin bulunduğu bir ortamda aşağıdaki diyalog gerçekleşiyor. Fatma. Fatma bir şey diyor. Ne diyormuş arkadaşlar? Esra sen doğduğunda ben 27 yaşındaydım. Baban ise 34 yaşındaydı. Okey. Esra ablam Zehra doğduğunda arkadaşlar şimdi burada 4 kişinin bulunduğu bir aile ama kim anne babamı görümce mi kaynağını bilmiyoruz. Ama ortada bir ger gerçek var. Esra ablam Zehra dediğine göre ben ne yapacağım? Buraya bir Esra koydum. Arkasından Esra ablası Zehra dediği için buraya bir Zehra olsun. Arkasından da ne diyor? Esra soruyor. Kaç yaşındaydı? Esra ablam Zehra doğduğunda babam kaç yaşındaydı diye soruyor. Fatma demek ki bizim Fatma burada anne bir de neyimiz olsun? Ee, baba haliyle baba. Şurada da bir tane baba var. Baba biraz siyah oldu artık. Garip oldu ama neyse. Esra diyor ki Fatma diyor ki Esra sen doğduğunda ben 27 yaşındaydım. Yani Esra 0 yaşındayken anne olan Fatma 27 yaşında. Baban ise 34 yaşındaydı. Tamam. Yani Fatma ile anne ile baba arasında 7 yıl fark olduğunu gördük. Ablam Zehra doğduğunda Babam kaç yaşındaydı? 30 yaşındaydı. Ha, ikinci bir şey açalım buraya. Fatma. Arkasından baba. Esra ve Zehra arkadaşlar. Şöyle diyor. Esra soruyor. Esra burada. Ablam Zehra doğduğunda yani ablam Zehra 0 yaşında olduğunda babam kaç yaşındaydı? 30 yaşındaydı. Sevgili arkadaşlar, babası 30 yaşında doğru mu? Şimdi bakın. Burada 30 yaşına siz bunu geri götürecek olursanız 30 yaşına o zaman 4 yıl önceye mi götürmüş oluyorsunuz? 30 yaşındayken Zehra kaç yaşındaymış? 0 yaşında. O halde ablasıyla Zehra arasındaki yaş farkı 0 oldu. Devam ediyorum. Aralarındaki yaş farkı kaçtı arkadaşlar bunların? Buna göre Zehra doğduğunda annesi Fatma kaç yaşındadır diyor. Yani biz ne yapacağız? Buradan buraya 4 mi azaldı? O halde buradan da buraya 4 azaltalım. 27'den 4 azaltırsak cevabımız 23. Devam edelim. <laughs> Zeynep, Nülgün ve Sevde'nin yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Şöyle bir daha bakayım arkadaşlar. Zeynep, Nülgün ve Sevde'nin yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Zeynep, Nülgün'ün bugünkü yaşına geldiğinde üçünün yaşları toplamı 12 artıyor. Hmm, tamam. Yazalım hemen. Zeynep, Nilgün, Sevde. Arkadaşlar sakin bir şekilde okununca anlaşılacak bir soru. Sorun yok bu soruda. Zeynep, Nilgün'ün bugünkü yaşına geldiğinde yani şöyle diyelim. Şu anki yaşlarına Z diyelim. N diyelim, S diyelim. Zeynep Nilgün'ün bugünkü yaşına geldiğinde yani Zeynep N olduğunda üçünün yaşları toplamı 12 artıyor. Arkadaşlar yaşları artışı hepsi için aynıdır. Yani ne olacak? 4 buradan artar. 4 buradan artar. 4 buradan artar. O halde ben şunu buldum. Yani buradan buraya 4 yıl arttığı için z artı 4 eşittir ne olmalı? Devam edelim. <laughs> buradan bir şey bulduk. Yani şuraya artık en yerine ben ne yazabilirim? Z artı 4 yazabilirim. Değişken sayısını ne kadar azaltırsanız soruyu çözmek o kadar rahat oluyor. Devam ettim. Sevde Nilgün'ün bugünkü yaşındayken yeni bir satır açalım. Şöyle. Sevde Nilgün'ün bugünkü yaşındayken yani Z artı dörtgen veya n neyken fark etmez. Üçünün yaşları toplamı 21 azalıyor. Arkadaşlar yaşları toplamı 21 azalıyorsa eğer bu bizi 7 yıl gerisine götürmek zorunda. Yani o onun yaşına gelebilmesi için 7 yıl geriye mi gitmesi gerekiyor? O zaman yaşları farkı 7'dir. E, Z artı 4'e bir 7 daha ekledim. Z artı 11 oldu. Bakın Z'ye Z dedim. N'e Z artı 4. S'ye de sevdeye de Z artı 11 dedim. Hepsini aynı değişken şeklinde aynı değişken cinsinden yazarsanız soru rahatlar. Neden? Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu üç kişinin yaşları toplama olabilir? Hemen toplayalım. Z. Z artı 4. Devam ediyorum. Z artı 11. Z, Z, Z. 3 S. 4 artı 11. 15. Sevgili arkadaşlar burada minik bir trik yapalım. 3 Z kaçın katı? 3'ün. 15 kaçın katı? 3'ün 2 tane 3'ün katı olan sayıyı toplarsanız kaçın katı olması gerekir? 3'ün katı. Haydi cevaplar şıkkında cevaplarda bakalım. Ne var? 3'ün katı. 74 11 değil. 10 değil. 16 değil. 17 değil. Ama Aa! Aa, 75 arkadaşlar 3'ün katıdır. Geliyorum. Bu soruyu arkadaşlar inanılmaz çözeceğim. Çok değişik bir yolla çözeceğim. Eminim ki şaşırılacak. A yaşında Alperen'in yaşının Ömer'in yaşın oranı 3 bölü 4. A yaşında olan. Hmm, tamam. A yaşını bilmiyorum ama. Ama yaşları oranı belli. 3 bölü 4. İstersen birine 3K diyene de 4K diyebilirim. X yıl sonra Ömer'in yaşının Alper'in yaşın oranı 21 bölü 17 oluyor. Buna göre 4x yol sonra Ömer'in yaşının Alper'in yaşın oranı kaç olur? Sevgili arkadaşlar bakın A yaşında olan Alperen'in yaşının Ömer'in yaşına oranı 3 bölü 4 ya. Dilerseniz 3K'ya 4K diyebilirsiniz. Ama ben bunu demeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Sorunun sonunda bana ne diyor biliyor musunuz? Alperen'in yaşına oranı. Yani tekrar bana bir oran soruyorsa bu K'ların sadeleşeceğini gözüküyor. O yüzden soruya K harfini vererek soruyu şişirmeye gerçekten gerek yok. Pratik bir şekilde çözelim. Ne diyoruz? K'lar gitti. Yani Alperen'in yaşına ben 3 dedim. Ömer'in yaşına da 4 dedim. X yıl sonra Alperen'in yaşı 3 artı X. Ömer'in yaşı da 4 artı X. Lakin bu Alperen'di. Bu da Ömer'di. Aa, bakın. Bak 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 bak. bak. Ömer'in yaşının Alperen'in yaşına oranı 21 bölü 17. O halde bunları ters çevirin. 17 bölü 21 olacak bu. Bakın dikkat edin. Burada güzel bir işlem hatası çıkabilirdi. 17 bölü 21. Gerçi işlem hatası aslında neresi güzel ki bilmiyorum ama bir işler işler yapalım bakalım. 17 ile 4'ü çarptım. 68 x'i çarptım. 17 x eşittir diyorum. 21 ile 3'ü çarptık. 63 artı 21 x. Devam edelim. Bunu bu tarafa atacak olursam. 4 x eşittir. Buradan 5 geldi. Bak arkadaşım. Sorunun sorduğu şeye bak ya. 4 yıl sonra Ömer'in yaşının Alperen'in yaşını oranı nedir? Ben 4x eşittir kaç buldum? 5. Arkadaşlar Alperen'in yaşı Ömer'in yaşı kaçtı? 4. 5 ekle. Arkasından devam ediyorum. Alperen'in yaşı kaçtı? 3. 4x yıl mı diyor? 4x yılı ben kaç yıl bulmuştum? 5 mi? Topla. 9 bölü 8. Ve güzel bir A geldi gene. Evet sevgili arkadaşlarım. Geliyorum geliyorum. O Güzel mi güzel? Kapli mi kapli? Evet bu şirin gözüken sorumuz gerçekte cevabı nedir? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet merak eden çözümünü gerçekten merak eden arkadaşlarımız aynı zamanda Problematics kitabını edinsinler. Gerçekten girişte normal su konu anlatımımız var. Konu anlatım soruları var. Arkasından da ve inanılmaz bir şey var burada. Denemeler var. Denemelerde netlerin yükselip yükselmediğinizde görebilirsiniz. Denemeleri çözün. Karşınıza bu soru çıkabilir.